öğrenci sayısı bu sene şu an melek kontenjanlar daha dolmadı ama 20.395 seviyesinde. Şu ana kadar 243 tane Türk vatandaşı olmayan öğrencimiz kayıt yaptırdı. 12 Ekim'e kadar bu kayıtlar devam edecek. Ek kontenjan ve yeni kayıtlar. O zaman tam netice biz belli olacak. Kaçımız. Tabii Tosya Meslek Yükseokulumuzda şu anda 1000'i aştı mevcudu. Ama mevcut binamız istiyar hakkını aştı. Fiziki mekan olarak. İkinci ek binamız yapılıyor. Tosyalılara bu manada çok teşekkür ediyoruz. Tamamen Tosyalılar kendi kaynaklarıyla ve kendi organizasyonlarıyla bunu yapıyorlar. Ki orada başta Tosya Yüksekokul Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanımız Fazıl Şen Bey, Belediye Başkanımız, önceki kaymakamımız ve şimdiki kaymakamımız ve Tosyalılar sağ olsunlar. Ayrıca Necmettin Boyner, Külahlı ailesi gibi ailelerimiz maddi destek verdiler şu ana kadar. Diğer tabi isimsiz kahramanlarımız var, Tosyalılarımız. Bunların hepsi maddi destekler veriyorlar ve o ikinci binamız da yapılıyor. İkinci binamız yapıldıktan sonra önümüzdeki yıldan itibaren bu 1000 sayısını aşmışlık geride kalacak. İnşallah 2000'leri zorlayacak Tosya Meslek Yüksekokulu ve hedeflenen Devrez Üniversitesi'nin temelini teşkil edecek, ona da inanıyoruz. Biz o manada üstümüze düşeni yapacağız. Tosyalılar zaten sağ olsunlar üstüne düşeni yapıyorlar. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Burada hani herkesin ismini almak çok mümkün değil ama dediğim gibi isimsiz Tosyalı kahramanlarımız var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Tosya bunu hak ediyor. Kastamonu hak ediyor. Tabii o da bir parçamız. Tosya'da hak ediyor. Şu anda 21.000'e dayanan üniversite mevcudumuzun 1000'i aşan kısmı Tosya'da. Bu da güzel bir gelişme. Daha da gelişecek inşallah. Tabii bu kardeş yarışıdır. Rekabet diye düşünmeyeceğiz onu biz her zaman için. Kardeş yarışında herkes olsun isteriz biz. Rekabet değil, o bir kardeş yarışıdır. Tosya Kastamonu ayrı ayrı üniversite olduğu zaman da kardeş üniversiteler olarak birbiriyle devamlı beraber çalışacaklardır. Bu yarıştı beraber inşallah.